zaman kestik şimdi. Kestik. Kestik. Çok güzel yaptın. Harikaydın. Çok çok güzelsin. Of çok tatlısın. Şimdi ben bir kere daha alacağım bunu. Son bir kere çekiyorum, tamam mı? Nereden alıyoruz? Baban elini bırakıp gidiyor ya hani. Onun arkasından senden tek istediğim şey ağlamamak. Çok güçlüdür. Ağlamanı tut. Tamam mı? Güçlüsün. Ve sadece babanın arkasından bakıyorsun. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi alıyoruz tekrar. Hadi göreyim seni. Tamam? Ahmet Bey siz böyle alalım. Elinizi bırakmanızla birlikte. Sonra bitiriyoruz. Tamam. Ağlamadım. Hemen alıyorum. Gayet güzel. Hadi. Tamam. 3, 2, 1. Böyle gelebilirsiniz. Baba gitme. Baba gitme. Ben seninle ilgili sorumluluklarımdan kaçmadım. Baba olmaya hazır değildim ben. Benim hayatımdan uzak dur. Burada sana yer yok. Evle yol arasındaki çatışmada geçer hayat. Macera ile huzur arasında. Kapıdan geçenin ardından gitmekle evin içinde duranla durmak arasında. Sonra gün gelir. Bir kişi çıkar. Hem yolun hem evin olur. Hem maceran hem huzurun. Evin içinde bir soluk. Yastıkta bir iz. Kendi kokuna karışmış bir koku. Yanında durunca farkına bile varmadan eline tuttuğun biri olur. Kokun kokusuna kardeş olur. Gün içinde ne olursa onu anlatmayı geçirirsin kafandan. Daha olurken her ne oluyorsa. Aşk mı bu şimdi? Sevgi mi? Alışmak mı? Barış? Barış? Sıkıntı mı var sizden kız? Buradayım.
Barış. Barış. O da güzel isim. Da baba, baba. Günaydın. Hadi hazırlan, almaya geliyorum seni. Sahilde bir kahvaltı etmeyelim mi? Baba? Ha, baba, ben çok acayip, çok enteresan rüyalar gördüm. Aa, neymiş? Tersine çıkmasını isteyeceğimiz türden bir şey olmasın umarım. Hayır, çok acayipti. Okul zamanını gördüm. Kendi filmimi çekiyormuşum. Onu gördüm. Bizimkiler vardı. Bir de filmi gördüm. Böyle karışıktı ama çok güzeldi. Ha, yok yok. Bunun tersi çıkmaz. Diplomalı sinemacı benim kızım. E hadi ama hazırlan. Yaklaştım ben. Baba ben çok yorgunum. Kızım daha yeni uyandın. Ne yorgunluğu? Baba ben bütün gece film çektim. Deli gibi çalıştım. Ben bir duş alayım. Kendime geleyim. Sen bugün için beni affet olur mu? İyi madem tamam. Sen al duşunu, ben de ajansa geçeyim ama Salma hakkında oldu, haberin olsun. Bugün sondu bu depresif mod. Tamam, tamam, toparlayacağım kendimi. Hadi öpüyorum seni çok. Ben de canımın içi. Şu alt alta tiklere bakar mısınız? Tutmuş kupon gibi maşallah. Benim bu insanlara neden ihtiyacım var acaba? Kim bunlar Allah aşkınıza Ceyda Hanım? Sileyim mi bunları ben? Temiz beyaz bir sayfa açalım mı? Canım ben onu mu diyorum? Kıraç, Peride, Çınar, benim bu insanlara neden ihtiyacım var süper egoya? Sizin de ağzınız alıştı bakıyorum. Ben gayet iyi bir iş çıkardım. Hiç fena bir iş çıkarmadım ama değil mi? Sonuçta onlar yapmadı. Onlarsız yaptım. Onlar hiçbir şey yapmadı. Çünkü siz bir ikonsunuz Ceyda Hanım. Tek başımıza yürüyebilir miyiz acaba? Bunu bir öğrenelim. Hukuksal olarak ne gerekiyor? Soralım bakalım Ediz Bey'e. Aa, Ediz Hun'un gerçek mesleği avukatlık mıydı yahu? Hmm. Ben kendisini sivilde aslen diş hekimi diyebilirdim. Cüneyt Arkın doktor, Şener Şen öğretmen, Ceza elektrikçi. Yoksa bu ünlülerin asıl meslekleri galerisinde mi ilk sen başlattın? Kimlerle çalışıyoruz ya? Turul Kenir'e gel. Ego Ajans'ın baş avukatı Ediz Köknar'ı ara. Ajansa gelsin. Oh. Emredersiniz. Derhal Ceyda Hanım. Cem Belevi'ye iki dakikada galaktik aşkını sattıran HBO bize neler yaptınız? Vallahi ben bu sektörden korkuyorum artık. Ha. Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor. Üçünü birden nasıl oldu ya? Ne yapacağız? Aman ben çok sıkıldım biliyor musunuz? Bakın gerçekten ben acayip sıkıldım yani. Ne yapacağız? Bence çıkalım gidelim. Gidelim yani, ne yapacağız? Yani gidelim Çınar Bey de nereye gideceğiz? Arkadaşlar, Kıraç Bey o tarihi hareketi yaptığı gün, E harfini söktüğü gün, ne dedi? Çok önemli şeyler söyledi. Bu ajans bizim. Biz ailemizden çok birbirimizi gördük. Biz evimizden çok burada yaşadık, yapmayın Allah aşkına. Tabii ben şu an Kıraç Bey kadar etkileyici konuşamıyor olabilirim. Ama doğru bu. Peki tamam, ben gerçekten bir şey soracağım. Bu Ceyda bizden tam olarak ne istiyor? Ciddi soruyorum yani. Ceyda bizden ne istiyor? Bir fikriniz var mı? Mesela sizin fikriniz var mı? Ne istiyor olabilir bizden? Her şeyimizi istiyor Çınar Bey. Yani neyimiz varsa her şeyimizi istiyor. Güç istiyor Çınar Bey, güç. Bir de bence başka bir isteği de var, başka bir şey de var. Daha böyle içgüdüsel bir şey. Ne var? Tam olarak şu an doğru kelimeyi de seçip bulamıyorum. Aşk. Hırs. İhtiras. Fen fatal şeyler arıyor bu kadın. Gerçekten evet, tamam anladım. Çok güzel açıklamalardı. İkiniz de birbirinden şahane açıklamalar yaptınız. Ben de ikna oldum. Çok sağ olun. Kıraç gerçekten ne istiyor? Senin bir fikrin var mı? Onun ne istediğinin bir önemi yok. Biz ne istiyoruz ona bakalım. Süper Ego niye kuruldu? Kaleyi içeriden fethetmek için değil mi? İşte zaten fethediyorduk. Neredeyse fethetmiştik yani. Üç oyuncuyu aynı anda kaybetmeseydik bu olacaktı ama Ceyda bir şekilde o rakamları eşitledi. Yani maç berabere. Bakın. Gol atamıyorsak bence yememeye oynayalım. Oyuncular konusunda defansa çekiliriz.
kontradan vururuz biz de. Hmm. Yani oyunculara reklam dizi bağlamak falan hep yaptık, yapıyoruz. Milyonluk işler bağlıyoruz, gece gündüz çalışıyoruz, milleti zengin ediyoruz da bize kalan debede kulak. Doğru söylüyorsun. Para kazanalım yani diyorsun değil mi? Evet, haklısın. Süper Ego'nun bir kere kasası boş. Onu dolduralım. Yani para hem bizim sırtımızı dik tutar. Ceyda'ya karşı hamle şansımızı artırır. Kasa yapalım biraz ya. Öyle Escobar'ın kızı üşümesin diye yaktığı kadar da gözümüz yok. Yakaladığımızı. Laps. Laps. Ne yapalım? Nereden başlayalım Kıraç Bey? Fikri attık ortaya. Herkes düşünsün. Motivasyon, para. Günaydın. Günaydın. Sen gitmedin mi hala ajansa? Yok ya. Mesaiye kaldık ya. Feride Hanım öğleden sonra geldi de. Evet, hadi tabağımızı dolduruyoruz. Çok güzel şeyler var. Meral, ben yemeyeceğim. Hiç iştahım yok. Dicle, saçmalama ya. Tadına bak bari. Bak, gittim sokak simidi aldım mis gibi. İyi, tamam. Çok az. Nasılsın? Daha iyi misin? Bilmiyorum. Bak, Ego'dan ayrılınca gerçekten çok üzüldüm. Ama sonra dedim ki kendi yolum, daha iyiyim. Şimdi Barış'la geldiğimiz hale bak. Kas direktörlüğü desen elimde patladı. Sinan benden habersiz gidip başrol için başkasıyla anlaşmış. Sinan'ın yaptığı çok büyük ayıp. Bak, eski arkadaşım diyorsun. Ama senin en eski arkadaşın benim. O nankör. Zaten ağzının payını verdim ben. Ya bir de bunlar yetmezmiş gibi acayip acayip rüyalar görüyorum. Ne yapacağım ben Meral? Önüne bakacaksın. Bak, kaç gündür evde depresif depresif takılıyorsun. Hiçbir şey söylemiyorum ama yeter artık. Zaten bu saatten sonra seni ben bıraksam babam bırakmaz. Önüne bakacaksın, sana iyi olmuyor. Ön çok ne koyuyor biliyor musun? Babam bana köpek balıklarının yanında barınamazsın demişti ama onlardan biri senin sevgilin olabilir dememişti. Oo. Oh! O double trajedi yolu orası. Çık, 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 çık. O yoldan çık. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum tabii ya. Bak, bu bakış açıları insanı bitirir. Bir depresyon hırkası içerisinde 2 yılın geçer, haberin olmaz. Geç bunları. Rüyanda ne gördün? Anlat bakayım. Hı. Sinema yapıyordum. Okulun ilk filmlerinden birinin çekimlerindeyim. Ama sanki böyle gelecekte de geçiyor gibi geliyor. Çünkü başka sahneler de çektiğimi hatırlıyorum. Ama hepsini de hatırlayamıyorum. Böyle biraz karışıktı. Keşke rüyaları kaydedebilsek, o zaman daha iyi anlatırdım sana bunu. Ah benim yavrum. Bilinçaltı nasıl hortlamış. Tamam, bundan sonra senin yolun için çalışacağız, tamam mı? Ben senin menajerin olacağım. He. Al bakayım. Yaz kızım. Bütün çalışmak istediğin yapım şirketlerini, platformları yazıyorsun. Ben de hepsine tek tek CV'ni atıyorum. Yönetmen olmak isteyen Dicle Ertem olarak yaz. Nasıl gidiyor? İyi, süper. Bu kadar yüklenme istersen. Bir şey olmaz ya, bu ağırlıklar bir şey değil. Ya seninle ilgisi yok da, denge meselesi. Bro, oğlum o kadar ağır girmeseydin ya. Bak, bir şey falan olacak şimdi maazallah. Kral, sen yine de çok zorlama da, ne olur ne olmaz. Ya oğlum anladık, motivesin de. Bak, bu dengesizlikle sakatlanacaksın Barış. Ya bir şey olmaz abi, sen de ne çabuk yoruldun ya. Oğlum ne alakası var Allah Allah ya? Tamam işte, geldik, yaptık sporumuzu. Şimdi enerjimizi işimize gücümüze verelim. Hadi Barış'cığım. Hadi şampiyon, hadi. Tamam, sen git, geliyorum ben.
Azalt bunları biraz. Valla 20K olduk ha. Kısa sürede iyi başarı. Bu tabii canım, net ünlüler var böyle 3000-5000 takipçi. Ama işte artık bomba haber de kalmadı ya. Like'lar da azaldı. Ne yapsam, yalan haber mi atsam bir tane? Yak ya. Yakışmaz sana Bekir, yakışmaz sana. O telefon neymiş o telefon ya? Bir düşmüyor elden. Nerede kaldı bizim çaylar? Benim de 4 tane elim yok herhalde. Allah Allah. Şurası da zaten bana kaldı. Çaycısın sen, çaycı kal Bekir. Allah Allah. Ediz Bey, hoş geldiniz. Tuğrul ben, Tuğrul Denk. Ceyda Hanım'ın asistanıyım. Buyurun. Hayırdır, Ceyda kellerle çalışmazdı. Demek durum bu kadar vahim ha. Buyursunlar. Niye geldi bu Pedro konsolu uyarlaması? En son ajansa geldiğinde ajans el değiştirmişti. Koş Emrah. Feride'ciğim. Bak Feride'ciğim, şu kukiler harika. Sana özel aldım. Kahveni de bırakıyorum böyle. O da çok güzel, tam istediğin gibi. Aşkım, sağ ol. Nasıl oldu benim şekerimin ayağı? Vallahi şekerinin ayağı pek fena değil. Azıcık bir acıdıydı biliyorsun. Çünkü Mehmet Kahrom yazıca gelince benim sinirim zıpladı. Sinirim zıplayınca da canım yandı. Ay neyse, geçti ama boş ver, bırak. Geç. Ay daldık gibi oldu, kusura bakmayın ama. Gibi olmadı, daldınız. Kim geldi? Tarkan mı geldi? Ay keşke Kıraç Bey. Edis Gökner, Kıraç Bey. Hah, buyurun. Buyurun size Ceyda'dan yeni hamle. Bakalım şimdi ne yapacak acaba? En son geldiğinde biliyorsun hisseleri ayırmıştık. Şirketin özel avukatı durduk yere gelmez. Ya gerçekten artık bana bir çarpıntı geliyor biliyor musun? Çarpıntı tutuyor yani. Yeter tamam, sıkıldım ben. Ne yapıyoruz, gidelim. Vallahi gidelim ya, tamam. Çınar'cığım yapma bir tane. Çınar Bey, hisseler ayrıldığında dediniz bu bizi de ayırmasın. Allah korusun Emrah, niye öyle şeyler diyorsun? Ne diyorsun yani Emrah? Açık söyle, ne diyorsun yani? Tazminatımızı verir, bizi kovmasın mı diyorsun? Ne diyorsun? Vallahi verir mi verir. Ne, biz bir bakalım mı ne konuşuyorlar? Bir bakın bakalım hadi. Evet. Ha, Emrah çok dikkatli. Dikkat ediyorsunuz Emrah. Tamam mı? Dikkat yapın işte. Buyursunlar. Çınar Bilgin, Feride Şener, Kıraç Özdal. Hepsi birbirinden farklı menajerler. Hepsi bir sosyal medya olsaydı, Çınar Twitter, Peri de Facebook, Kıraç da Instagram olurdu bence. Kıraç, the köpek balığı. Onun tazminatını biliyor musun ne kadar? Diğerleri de sağlamdır yani. Peki sen bunları işten çıkarmak istiyorsun da rakamlar hakkında bilgin var mı? İşte tazminat ödemeden nasıl gönderebiliriz diye düşünüyorum. Yani kovmadan göndermenin bir yolu var mı acaba? Mobbing var efendim. Üstlerine çökebiliriz. Sen bu kili nereden buldun Allah aşkına? Önlerine performans sözleşmesi koydum mesela. Hiçbirine uymadılar. Buradan bir şey çıkar mı? Bu mümkün değil. Sağlık öncü sebep. Ama bu kimsenin elinde değil. Yok, yok. Sağlıkla ilgili bir şey olsun istemem tabii. Ya 3 gün üst üste mazeretsiz işe gelmediklerini belgeleyeceksin? Benden çok buradalar. Ya da yüz kızartıcı suç kapsamına dayanarak o maddeyi kullanarak işten çıkaracaksın. Yüz kızartıcı suç. Hı hı. Hırsızlık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma suçu. Bak o Kıraç'ta var. Görevi kötüye kullanma suçu, rüşvet, zimmet, özel belgede sahtecilik suçu. Hı. Bunların hiçbiri mümkün değil. Ama ben hazırlıklı geldim. Acayip bir fikrim var. Hem de çok iyi çalışır. Öyle mi? Hı hı. Buyursunlar. Cemre, fotokopiler seni bekliyor Cemre. Oyunlardasın burada. Şişt, ses, ses. Camlardan dikkat et. Camlara dikkat, camlara dikkat. Nasıl ses silahı sonu bu? Hiçbir şey duyulmuyor. Bu Tuğrul bu işleri nasıl hallediyor?
Ya bizim odalar çok geçirgen ya da biz çok geçirgeniz. Nasıl oluyor bu? Yapma. Camlardan gözüküyorsun ya. Emredersiniz Ceyda Hanım. Şunu yaptığına bak. Yazıklar olsun. Şunu ben yapsam akşam ana haber bültenine düşürürsünüz beni. Ne var canım? Biz kapının önünden geçiyorduk. Sen kapıyı açtın. Yalan senin beyinciğine yuva yapmış be Gül'ün. Yalan senin anneciğin. Ha, tamam, tamam Gül'üncüm, tamam. Hiç ona uymayalım biz. Boş ver. Seninle de sonra görüşeceğiz. Sen gel Gül. Liseli misin? Kadifeli Emrah. Çıkışa da çağır istersen. Ediz, ben bu fikri çok sevdim. Denemeye değer. Teşekkür ederim. Ne zaman istersen Ceyda'cığım. 24 saat arayabilirsin. Zoru hemen çözerim. İmkansız biraz zaman alır. Seni görmek çok güzel. Ayağına sağlık. Görüşmek dileğiyle. Arayacağım bir ara. Yemek, okey? İnşallah. Görüşmek üzere. Ediz Bey, ben size eşlik edeyim. Buyurun. Gerek yok, gerek yok. Tuğrul. Hemen muhasebeciyi ara. Mali bütün işleri döksünler. Bakalım ne durumdayız. Vergi, mergi, her şey ortaya dökülsün bakalım. Görelim. Derhal. Barış nerede? Hani geliyordu? Trafikteymiş. Ben onu öyle bir trafiğe sokacağım ki... bir gün bile boşluğu olmayacak. Her gün çalışacak. Çok para kazanacağız Barış'la. İşine bak. ...2009'da insanların hayatına giren kripto para... ...dolandırıcılık hikayeleriyle gündemde. Bu para birimi gelecekte hayatımızın neresinde olacak? Hiçbir yerinde olmayacak kardeşim. Ne yaptın avukatla? Vallahi peşindeler şerefsizin. O parayı onlardan alacağız kardeşim. Aman diyeyim abi, geri kalan paramızı da kaptırmada. Tamam oğlum ya. Yani biraz dik kafalıyım falan ama... geç tank ediyor bende de işte, ne yapayım? Ne zamandır konuşmayayım, konuşmayayım diyorum. Sen bir dalgınsın, hayırdır bir şey mi var? İlle şu yaz sıcağına bir gizem karıştıracaksın ha. İyi, sen bilirsin bro. Dicle ile ara verdik. Oh be, söyledim sonunda. Bak, ilk sana söyledim. Bu konuda burada kapansın, tamam mı? Ya, yedin bitirdin oğlum kızı. Vallahi. Ben gerçeği söylerim oğlum. Sağ ol ya Brom. Sağ ol. Oğlum hayat bu ya. Herkesin başına geliyor. Senin de başına gelir. Hem birazcık birbirinizi özleyin bakalım ne oluyor. Set nasıl gidiyor? Vallahi süper. İyi ki kendimi dinlemişim. Bağımsızın peşinden koşmuş. Saati unuttuk saati. Kaçtaydı senin set? Ha, ben önce Ceyda'yı uğrayacağım. Sen bırakırsın beni. Bırakırım, bırakırım. İyi, bu kadın vallahi sana çalışıyor ha. Ben de ona çalışıyorum. Benim bunda ne kadar emeğim, hayalim vardı Meral. Vallahi sindiremiyorum. Ego'dan ayrılmak bile daha az koydu resmen. Ben bu filme kalbimle girdim. Hayatım, biz yüzden şeyleri hayatımızdan böyle çıkarıyoruz hayatım, tamam mı? Bütün yapım şirketlerine CV'ni gönderdim, ararlar. Telefonunu açık tut, açmamazlık etme. Arayacaklar diyorsun yani. Yani aramazlar demiyorum, negatiften alma. Aslında reji ekiplerinde de çalışabilirim ben. Tanıdığım yönetmenlere sorsam diye aklıma geldi ama... o zaman da gel hatır için yanımda başla demelerini istemiyorum. Kaldı mı böyle insanlar ya? Derdi annem olsaydı.
Başka türlüsü iyi hissettirmez ki. Tırnaklarla kazımak lazım, hak etmek lazım. O zaman böyle mutsuz mutsuz evde oturmak olmaz. Kalkıp çalışmak lazım Dicle'cığım. Bakayım saat kaç. Çok fena geç kalıyorum. Ne oldu? Geç kaldın. Hadi hemen çık sen. Dicle'cığım, senle konuşunca vakit nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Oh Meral, iyi ki varsın. Hadi, hadi çık. Ben koştum metroya. Tamam, hadi. Ya keşke topuklu giymeseydin. O olmaz ki öyle. Tamam, dikkat et. Efendim, Dicle selam. Düz Yapım'dan Serpil ben. Mailini aldık. 14 gibi bekliyoruz seni, müsaitsen eğer. Müsaitim, evet. Müsaitim. Bu arada bir şey soracağım. Sen Barış Havas'ın sevgilisi olan Dicle'sin, öyle değil mi? Ya biz seni menajer olarak biliyorduk da... reji ne alaka? Sinema televizyon mezunuyum ben. Oldu, görüşmek üzere. Ne oldu be? Bak, ünlü avukat Edis Kökner Ego Ajans'a niçin geldi? Bu fake hesap iyice zıvanadan çıktı artık Emrah. Ve bu kesinlikle tuh. Yok be, ne fake hesap açması? O daha düz tweet atamaz. Niye? Fake hesap açmak için belli bir zekaya gerek yok ki. Gülün, Ceyda Hanım Kıraç Bey'i çağırıyor. Gitsin kendisi söylesin Bekir abi. Küstüler herhalde. Bir ara bayağı şeydiler. Neydiler Bekir abiciğim? Şeydiler ya, sıkı fıkı. Ha, bir erkekle bir kadını yan yana görünce hemen şipleyin. Bunun başka hiçbir alternatifi yok değil mi? Bir ara şeylermişlermiş. Niye öyle diyorsun? Ya Emrah, artık vallahi Twitter'a girileceği de kalmadı ha. Görüyor musun? Her yer fake hesap dolu ya. Nerede o eski tweetler? Nerede yani? Siz de bunu konuşuyordunuz değil mi ben girdiğimde? Yani fake hesap falan bir şey diyordunuz ya. Evet evet, bunu konuşuyorduk Bekir abicim de. Seni niye bu konu bu kadar ilgilendirdi? Ya Bekir'cim. Heh, Bekir'cim bir kahve istedim senden. Kaç dakika oldu Bekir? Ben yenisini yapayım size Çınar Bey. Tamam da bak, ayıp oluyor bana Bekir. Bunu söylemeyi hiç sevmem, istemem biliyorsun ama gerçekten ayıp ediyorsun. Valla Çınar Bey ben ne yapayım? Yani ajansın hafize anası gibi her işe ben koşturuyorum da elimde zilim eksik yani. Yakında bütününüzü de ben yaparım. Bu işin sonu o. Emrah, beni Gizem aradı, yine sevgilisinden ayrılmış Emrah. Beni delirtti Emrah, darladı beni Emrah. Bir ilgilen onunla. Ayrılmış mı? Evet. Daha dün fotoğraf attı Twitter'a, yayınladı. Çok seviyorum, çok aşığım, hayatımın aşkı diye. Bilmiyorum Emrah. Zaten bu kızın kaçıncı sevgilisi onu da bilmiyorum Emrah. Kızın ömrü eski sevgilisinin fotoğraflarını silmeyle geçti. Sen bir ilgilen onunla. Tamam, tamam Çınar Bey. Hadi, tamam hadi konuşuruz Emrah. Görüşürüz. Ah, Ahmet.
Ne haber abi, hoş geldin. Nasılsın? Sağ ol Çınar. Kıraça baktım, ona ulaşamıyorum. Nerede? Ha, Ahmet, biz bu aralar çok yoğunuz. Yani yoğun bir tempo var, ondan ulaşamamışız. Mesaj da attım, dönmedi. İşte atlamıştır, kaçırmıştır. Yani biliyorsun biz menajerler kaç tane grubun içindeyiz. Siz menajerler, her şeye bir bahaneniz var. Haklısın. Haklısın, gel. Gel sen de biz terasa çıkalım, bir çay kahve içelim. Kıraç da gelir o sırada. Gel Ahmetciğim. Asistanlar düzeyinde mi görüşüyoruz artık? Biz bomboş egolular böyle şeyler yapıyoruz işte. Otursana. Evet, seni dinliyorum. Ne oluyor böyle Kıraç? Birbirimizi yemekten ajansın işlerine koşturamıyoruz. Ne yapacağız? Böyle mi devam edecek hep? Ya da senin ego ile ilgili gelecek planın nedir? Onu sana sormak lazım. Ediz'i çağırdığına göre ne arıyorsun? Kovuyor musun hepimizi? Bu seni niye bu kadar ürküttü? Ben bu ajansın en eskisiyim. İçerideki param, tazminatım ortada. Sen kimi kovuyorsun Ceyda? Hoş. Vereceksen paramı, benim işime gelir. Alırım teknemi, dünyayı dolaşırım. Ayrıca beni kovamayacağını öğrenmek için de hukukçu çağırmana gerek yoktu. O kadar hukukumuz vardı. Ben söylerdim. Klasik Kıraç. Ben seni buraya profesyonelce davet ediyorum. Yollarımızı ayıracaksak eğer nasıl bir yöntem izleyelim diyorum. Senin şu tavrına bak. Kafanda çoktan planını yaptım. Ama bana da bir yoklama çekiyorsun. Güzel, güzel, iyi strateji. Da istediğin olmayacak. Burayı bizden alamayacaksın. Özledim. Barış'ım, hoş geldin. Hoş bulduk, selam. Barış, istersen hiç oturma çünkü o kadar çok proje var ki bu yaz tatili unut diyorum. Gel gel. Nasıl gidiyor film? Begüm'le anlaşabiliyor musunuz? Çok iyi anlaşıyoruz. Yani Begüm olaya o kadar hakim ki Ceyda. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Harika. Benden de sana güzel bir haber var. Reklam geldi. Neymiş? Avrupa'nın en ünlü takım elbise markası desem. Firma seni hem Türkiye'nin hem Güney Amerika'nın yüzü yapmak istiyor. Süpermiş. Evet, çok güzel. Euro ile kaşe alacağız. Artık abinin batırdığı paraları misliyle geri alma zamanı gelmedi mi? Bu arada biz gelmedik ya. Aha, geldim. Ahmet'ciğim, ne haber? Eyvallah, hoş geldin. Neredesin Kıraç ya? Kaç gündür seni arıyorum. Ya kusura bakma, biz bu aralar biraz dağıldık da. Bana bak, elimde öyle bir iş var ki bu işi yapsan yapsan sen yaparsın. Hayırdır? Hangi oyuncumuz için geldin sen? Yasemin Erim. Yasemin Hanım bizim oyuncumuz değil ki, bizde değil. Evet işte, ben de söyledim ama Ahmet sen gelmeden pek anlatmak istemedi Kıraç. Şimdi artık anlatır herhalde. Ahmet, ne tam olarak bu? Bir söylesene bize. Rusya'nın en büyük mücevher firması. Türkiye'de bir tanıtım gecesi planlıyor. Türk pazarına açılmak için. Çok private bir gece. Basına kapalı. Organizasyon bende. Şu listelere bir bakın. Patronun eşi Türk izlerine çok düşkün. O yüzden de lansman gecesinde mücevherleri Yasemin elinin taşımasını istiyor. Ha, anladım ben, tamam. Yasemin'in son işi Rusya'da bayağı ses getirmişti, olay olmuştu o yüzden. Murat Dalkılıç zaten bizden. Evet de ben bak bu şeyi tanımadım. Belly Dancer Didem. Bu, tanımıyorum. Biliyorum, biliyorum ben. Da bizden ne istiyorsun Ahmet? Yasemin elinin menajerine ulaştım. Olumsuz. Murat Dalkılıç'a ulaşamadım bile zaten. Adam ortalıklarda yok. Ruslara olur dedim. İki günümüz var. Bu listeyi getirin, bütçeyi 50-50 bölüşelim. Bütçe ne? 2 milyon. Dolar. TL. O da olur. Çok yoğunum bu hafta. Haftalık programı paylaştın mı onlarla? Merak etme, her şey kontrol altında. Barış Bey'le bir ön çekim yapabilir miyiz dediler. Ön çekim niyeymiş? Güney Amerika için. Görmek istemişler. O zaman bugün çekip bitirelim. Benim bir daha zamanım olmaz çünkü. Tamam, tabii ki.
Aa, Meral, ne haber? İyiyim, iyiyiz. Dicle de iyi. Sweated Delivery, bu Pride versiyonu. Organizasyon diyordunuz Kıraç Bey, artık buradan başlayabilir miyiz? Evet, evet, başlıyoruz Gül'ün. Süper Ego'nun kasasını dolduracağız. Geleceğe umutla bakacağız. Bunların fiyatı ne acaba? Herhalde buradaki rakamların 5 katı falandır. Bu işi yapmamız lazım. Güçlenmemiz gerekli. Ayrıca ben Ceyda'dan her an kuvvetli bir hamle bekliyorum. Tamam, o zaman şimdi bu listedeki istekleri biz tek tek yerine getiriyoruz. Mesela bu Yasemin Erhan'ı kim alıyor mesela? Ben alayım, benim eski muhabbetim var. Ha. Murat Dalkılıç ne olacak? Ha, o da benim oyuncum. Senin iyidir aslında şarkıcılarla aran. Ben mi alayım? Ha, sen al. Bir alayım. Serdar Ortaç Turşu olayı gibi. Laf mı sokuyorsun bana Emrah? Laf mı soktun Emrah? Yok Çınar Bey, aklıma bile gelmedi. Ne demeye çalışıyorsun yani Emrah? Sen adama bir beste bile yaptıramadın mı demeye çalışıyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Yok canım. Peki Çınar Bey, Serdar Bey o besteyi yapabildi mi sonunda? Bilmiyorum ki, aramadı işte. Herhalde yapsaydı arardı. Sen yakın zamanda Dalkılıç'la görüştün mü yine? Adam ulaşamadım dedi. Tamam işte, o iş bizde. Biz onu hallederiz. O iş bizde. Bu esas dansöz işi mesela. Ne olacak bu dansöz? Onu Feride halleder canım artık. Oturduğu yerden halletsin. Biz de destek atarız. Şöyle bir durum var ama. Rus seyircilerin yakından tanıdığı erkek bir oyuncu acaba Yasemin Hanım'a eşlik edebilir mi? İhtiyaç dahilinde diye soruyorum. İhtiyaç yok ki. Bir şey demedi adam. Doğru. Bol kazançlar dilerim. Bunu yan vergi dairesinden gönderdiler. Sizin böyle böyle bir borcunuz varmış. Tam kapat kapıyı giderken. Vergi incelemesi başlatmışlar. Feride Hanım'la size de bir sürü vergi borcu çıkmış Kıraç Bey. Yani bizden kinini nasıl çıkartacağını şaşırdı. Daha neyse artık, tamam boş verin bunları. Takılmıyoruz buna. Borç şeyidin neyse. Kamçısı. Kamçılandıkça daha da hızlı koşacağız. Hadi gidelim şu geceye, yazdıralım adımızı. Öyle. Tamam o zaman ben hemen arıyorum Dalkılıç'ı. Ara, ara Emrah'cığım, güveniyorum sana. Hadi Emrah. Haydi bakalım. Şimdi Kıraç Bey, bazı sorularım olacak size. Bu mücevherleri biz seçebiliyor muyuz? Ayrıca erkek oyuncu da mücevher takacak mı? Nerede bu mücevherler? Güvenlik kullanacak mıyız? Merhaba. Merhaba, buyurun. Dicle ben, randevum vardı. Kiminleydi? Daha doğrusu Serpil Hanım beni aradı, mailinizi aldık dedi, o şekilde oldu. Anladım. Biraz bekleteceğim. Tamam. Siz oyuncu muydunuz? Hayır, değilim. Ben nereden tanıyorum sizi? Ben bir süre menajerlik yaptım, buraya gelip gidiyordum, belki oradan biliyorsunuzdur. Yok yok, yani televizyonda gördüm. Ah, hatırladım, magazinde görmüştüm. Barış Havas'ın kucağım taşıdığı kız sen değil miydin? Neyse, siz yukarı çıkın. Ben hemen haber veriyorum. Yukarı. Hı hı. Mücevher firmasının lansmanı var Ceyda. Kostümleri biz hazırlıyoruz. Çok özel bir gece olacak. Takıları sergileyen kadın eşlik etsin diye de Türk erkeğini temsil eden bir isim arıyorlar. Biliyor musunuz, senin seçimlerini de yapmamışlar. Ben düşündüm de, hazır yeni yüzümüz olacak. Neden Barış Havası olmasın dedim.
Çok güzel demişsiniz doğrusu. Peki bütçeleri nedir? Bütçeler çok yüksek. Yeter ki Ruslar başı seçsinler. Güzel. Anladım. Ama yine de Yasemin Hanım'ın kendisiyle bir görüşmek ister Kıraç Bey. Kapattı. Ne dedi o en son? Ne dedi? O Kıraç'a söyle bana borcunu ödesin dedi, kapattı. Allah Allah. Yalan. Külliyen yalan. Ne borcuymuş, nereden uyduruyor onu? Allah Allah, rezil kepaze. Yasemin'in menajeri olmadan önce aç geziyordu be, aç. Ayıp be, ayıp. Ayıp, bu ne rezillik, kepazelik. Yasemin'i hemen buluyorsun. Biz kendimiz gidip görüşeceğiz onunla. Tamam Kıraç Bey. Ben ayrıca bir Dicle'yi göreceğim, aklım onda. Tamam. Aman Ahmet Bey, yeter be artık senden de, yeter be. Ahmetciğim. Kıraç, ne yaptınız kardeşim, haber vermedin gene. Biz yaptık toplantımızı Ahmetciğim. Her şey yolunda, sıkıntı yok. Ben o zaman Ruslara listeyi veriyorum. Hepsi tamam diyorum. Davay davay. Kıraç, bak bir kişi bile eksik olursa 5 kuruş para alamayız ona göre. Aşk olsun Ahmetciğim. Sen beni eski tanırsın ama bilmiyorsundur sen. Ben organizasyonla başladım bu işleri. Tabii tabii, 93 Metallica konseri. Grubun bütün isteklerini eksiksiz yerine getirdim. Ve yani düşün, Metallica ve grubu. Hepsi bendeydi. Sen rahat ol yani, tamam mı? Sen git Ruslarla ilgilen. Aklım burada kalmasın. Tamam. Seni ararım sonra gene. Bye bye. Vay be. Görüyor musun Emrah Murat Dalkılıç'a bak. Ne güzel kaçmış doğaya. Kaçacaksın Emrah. Güzel de yapmış biliyor musun? Yani eğer ruhun bir yerden sıkılıyorsa gideceksin Emrah'cığım. Yani Çınar Bey, ben yazarları, yönetmenleri anlıyorum da yani bu şarkıcıların doğaya kaçmasını bir türlü anlayamıyorum. Yani hele ki popülerse hiç anlamıyorum. İşte Emrah'cığım, bunlar güzel çelişkiler. Adam demek ki bir şeyler düşünüyor. Neyse gidelim, biz hepsini sorarız zaten şimdi. Ben çiftlikte böyle bir fotoğraf çekilirken gördüm ama Çınar Bey sanki doğa biraz yaramış yani Murat Bey'e. Ben şehre dönmem kafalarında. Döndürürüz Emrah'cığım. Döndürürüz, biz kimleri döndürdük onu da döndürürüz de. Ben adamı çok iyi tanımıyorum bak, ilk defa çalışacağım yani hakkında hiçbir bilgi sahibi değilim. Bir şeyler öğrenmek lazım Emrah. Tamam, ben biraz bilgi aldım. Bir geçeyim okuyayım size hemen Çınar Bey. Ha öyle mi? Tabii tabii. Aferin Emrah. Aferin. Oku, özet geç. Sırrı Murat Dalkılıç, Türk şarkıcı, söz yazarı ve oyuncudur. Sırrı da var ha isminde. İzmir'de doğdu. Üniversite eğitimini Aydın'da tamamladı. Başta basketbol odaklı bir kariyerin peşinde düşmeyi hedeflerken daha sonradan fikir değiştirerek müzik odaklı bir kariyer yakalamayı amaçladı. İyi, süper, tamam. Basketboldan biraz biz muhabbet açarız, oradan konuşuruz hemen. Aynen. 2008'de Kasaba şarkısıyla çıkış yaptı ve 2010'da La Fontaine, Külah ve Dönmem gibi şarkılara yer verdiği ilk stüdyo albümü Merhaba'yı yayınladı. Güzel, çok güzel bir kariyer. Aferin ona. Kim arıyor? Emrah biri arıyor. Kim arıyor? Organizatör Ahmet Bey için abi. Ha, ver onu bak. Ver. Ahmetciğim, selam Ahmet. Ne haber, nasılsın? Selam, Çınar. Baksana, Murat Dalkılıç'a ulaşabildiniz mi? Ne yaptınız? Ha, ulaştık Ahmetciğim. Hiç merak etme, ulaştık. Şimdi gidiyoruz yanına. Oh, aman diyeyim Çınar. Bak, Ruslara listeyi verdim. Bunlar hep okeylendi dedim. Bir kişi bile eksik olursa ben biterim ona göre. Tamam Ahmetciğim, biz bir yanına gidelim, konuşalım, sonra arayacağım ben seni, tamam? Tamam, hadi. Hadi öpüyorum. Hadi kolay gelsin. Bay. Pimpirikli Ahmet. En sevmediğim insan tipi Emrah. Ne söylersen söyleyeyim yani hep olumsuz tarafından bakıyor. Yani bardağın hep boş tarafını görüyor Emrah. En mantıklı açıklamama bile yine de böyle sorular soruyor bana. O öyle olsa olur muydu? Bu böyle olsa olur muydu? Şöyle olursa yanarız, biteriz. Al şunu da. Yine arıyor Pimpirikçi Merve. Yine mi arıyor? Merve. İşte. Efendim Ahmetciğim. Çınar. Ne yaptınız? Vardınız mı Murat Dalkılıç'ın yanına? Ahmet, şimdi konuştuk işte. Yoldayız, gidiyoruz Ahmet. Tamam. Evet. Hiç merak etme. Arayacağım ben seni. Hadi Ahmetciğim. Tamam, sakin ol. Hadi, bay bay. Al şunu Emrah. Ararsa bir daha şey yap. Açmıyorum.